sen şunu diyorsun Buse, işte benim erkek arkadaşım, işte sevgilim öyle bir varoşa bakmaz. Hani kızlar dansından şikayetçi oluyor. Ben rahatım, o yüzden tersi bir şey söylüyorsun. Ben ne, Mert'e karşı... Hangi dansından onu anlamadım. Gül, eve gidiyorum erkekleri bir de kıskandırmak hatta... için... O esnada evet, tamam, dans ediyor kalktın mi? Kalktın oraya gitti. Evet aynen, orada böyle bir şey söylüyorsun. Senin bunu söyleme şeyini hiç algılamıyorum. Çünkü ben öyle benim... cümle mi kullanmışım evet, gerçekten? Hiç yemin ederim. Yani bak ne? Varoş'u hatırlıyorum ama sevgilim öyle bir varoşa bakmazı evet, hiç hatırlamıyorum. O tarz bir kelime gerçekten hatırlamıyorum. Neyi gerek duydun, niye gerek duydun? Çünkü ben sana evet, hiçbir şekilde... Öyle yaklaşmadım, Mert'e öyle yaklaşmadım. Ben gittim, orada benim hatam. Hani Berke bana evet yükselmiş ama Berke bana beni kıskanıyor sonuçta. Hı hı. Hani Berke ile bizim ilişkimiz olur, devam eder, etmez. O benim aramda ama ben size karşı hiçbir şey yapmadım. Yani özellikle sana karşı hiçbir şey yapmadım. Geldiğimden beri destekliyorum yani, aksine. Hani ben destekleyip desteklemem. Bu arada hı-hı, yaptığımı asla tasvip etmiyorum. Yanlış anladım. Hı-hı. Hatta kusura da bakma. Bu asla normalde kullanacağım bir şey de değil burada en evet, azından yani. Evet. Beni tamamen kötü kadın gibi ama göstermişsiniz. Yok. İlk yani, geldiğin günden beri zaten ben seninle hiçbir zaman yakın olmadım. Hı-hı. Böyle çok hani yakınında evet, yörende olurum da sonradan hiç böyle mi? Bir şey söylerim. Okey. Onu da o zaman tamamen zaten okey derim yani çok haklı, yine haklıyım demiyorum bak. Tamam. Ama o zaman daha absürt bir şey olurdu. Ben zaten seninle hiçbir zaman yakın olmadım. Çünkü hani öyle bir diyalogumuz olmadı. Evet, o bir yine bir garttan veya duvardan dolayı değil. Daha yeni gelmişsin bunu tek söyleyen zaten. De ben değilim ama birden fazla insan da bunu yaptı yani. Yani tek ben sana böyle yaklaşmışım. Şu an sadece bu buna hesap sormanı hani, istemem açıkçası. Bu cümle birazcık böyle iddialı bir cümle ben yani. Ben ne demişim tamam, onu merak ettim. Tamam, varoş kelimesini burada tek kullanan ben değilim yani. Yok. Erkekler evinde en çok dikkat çeken iki aldım, isim kimdi kafa kafaya çarpışan? Berke ile Murat'tı. Hı hı. O yüzden bu isimleri vermesi stratejik, dikkat et demişim. Ben de şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben kendimi açıklayayım, ben buraya hiçbir şekilde... Bu böyle bir stratejiyle gelmediğini bize evet, gösterdin. Gösterdim, ama o daha anladım, yeni geldiğimiz zaman. Gizem ben de sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Kızlar bir saniye söz alabilir miyim? Bu arada ben sizin ikiniz hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü ben şu an yakın özellikle ben bir söylemek istiyorum. Ben bir daha anlatayım derdim. Derdimi anlatayım, sen açıkla tamam mı? Canlı yayında şöyle söylüyorsun. Ya Beyza da burada. Beyza'yla yarın zaten konuşacağım. Bölümleri evet, izledim. Çok şaşırdım. Yarın konuşuruz sette falan gibi evet, konuşuyorsun. Ben birincisi senin arkandan ne söylediysem yüzünü hayatım, de burada söyledim mi söylemedim. Zaten arkamdan konuşun diyemem. Biz yan yana konuşuyoruz bölümde. Evet. Yani ben bu senin gelip direkt yüzüne düşüncelerini şey söylüyorum. Güzel, bir dakika ben konuşabilir miyim? Özür tamam, dilerim. Ben sana düşüncelerimi söylüyorum. Sen de tepkini koyuyorsun ya da söyleyeceğini söylüyorsun. Sonra bölümler yayınlanıyor. Dışarıdan yorumlar geliyor. Gelen yorumlarla anladın yorumlarla mı? Yorumlarla değil. Bak gelen hayır, yorumlardan ben hayır bölüm izleyince söylediğim bir şey söylüyor. Aşkım benim ben söylüyorum. Hayatım bir anlamda ağlıyorum. Burada çok kötüyüm. Orada da cevap vermişim sana diyorum. Bak yine kibarlığım. Bu cümle çok yanlış yere çekilir diyorum. Bölümde diyorum bunu sana. Sanki ben kötü bir kadınmışım gibi. Kim ediyor? Ben okey diyorum. İşte Buse bir yerden bir şey katıyor. Yeliz bir yerden bir şey katıyor. Beyza'nın söylediği çok ağır gelmiş. Ben o ben senin hayatım, yüzüme söylüyorsun da bu doğru ya, olduğu anlamına gelmiyor. Bu kadar rahatsız olacaksan niye benimle dostluk kurdun? Bir konuşmama izin verir misin? Ya bir şey söyleyebilir miyim? Çok izin burası farklı oluyor. Siz bunu bilmiyor musunuz? Biz ne zamandır buradayız? Burada evet, o anlaşılmıyor bazen. Evet evet. Yanlış yerlere çekilmiş. Ben keşke açıp izleseydin sana çok kibar bir şekilde orada da cevap veriyorum. Sen ben senin canlı yayınını gördüm tamam zaten. Ay, bak kıkıldım, biz arkadaşa dememiş ki canlı yayınını. Ben de takıldım. Ben de çok takıldım. Yok Beyza izin vermiyorsun şu an. Beyza bir kız konuşsun. Uzun izin vermiyorsun aslında. Hadi konuş. Konuşacağım. Tek problemi olduğu için sen neysin? Yani burada da cevap vermiş. Sana cevap vermişim. Demişim ki sana modern kadın gibi izlenim yaratıyorsun. Bu cümleler kötü cümleler. 10 erkek var. Yok nefis. Yok benim erkek arkadaşım yalanmasın diye dudağına krem aldım. Sen nasıl öyle dans edersin? Bu cümleler ağır cümleler diyorum. Orada da cevabını veriyorum. Sonrasında bu bölümü izleyince Beyza'cığım hani o an ağlıyorum ya belki odaklanmışım. Konuda. Kim sinir, dans ederse sinir, saçma sapan bakışlar. Yani sinir krizi geçirdik arkadaşlar. Sinir krizi geçiriyorum. Ağlıyorum. O an senin dediklerinin farkında çoğunun değilim bile. Çoğunun değilim. Ben kopmuşum. Beynim gitmiş şu an orada. O anki halimi izle lütfen izle. Nihle de yanıma geldi. Nihle'nin dediklerini de anlamıyorum zaten, hayatım. Tamam mı? İzlediysen birazcık vicdani yönden bak. Değmez yani bir erkek şey için bir kadına. Arkadaşlar... Bir erkek için bir kadına nefis var. Erkeğin nefsi var. Bu sen, değmez. Evet, sana yakıştırmıyorum. Sen lazım. O herkes evet, bir dakika. Böyle. Ben size ben diyorum ki bak ben şunu söylüyorum. Onu cümle söylemen lazım. Bir de ben konuşayım. Tamam sen biz devam et. Biz tatilde arkadaş olduk. Tamam Beyza anlatayım sonra cevap ver. Biz tatilde arkadaş olduk, yakınlaştık. Ben sana sırrımı verdim, sen bana sırrını verdin. Hala sana güveniyorum. Yayında da söyledim. Zaten
Beyza ve İlayda demelerinin sebebi yakın, yakın arkadaş biliyorlar ya. Bize diyorlar bana, ki işte burada bir söz evet, alabilir miyim al, lütfen. Al. Şimdi biz tatilde Gizem'le sürekli beraberdik ya. Evet. Geldiğimizden beri, çekimler başladığından beri hep Gizem sen beniz. Hatta dün Berke yeni bir üçlü oluşuyor dedi. Hı-hı. Şimdi millet bize diyor ki ben kadınlığına laf etmiyorum orada. Ben diyorum ki Eliz diyor ki strateji yapıyor. Ben de diyorum ki ben de Murat'tan yeni ayrılmışım ya. Murat'ın adını veriyor ya. Evet, Murat'a yönelebilir diye. Ben de uyuz oluyorum. Orada Batı korumak için ya da Batı kıskançlığın olduğu için bana söylediğin cümleler sence doğru muydu? Şimdi bunu ben buraya geliyorum işte. Ben buraya geliyorum işte. Ben konuşayım mı artık? Tamam. Ben şunu söylüyorum. Ben cümlelerimin doğru olduğunu zaten savunmuyorum. Ben çok doğru cümleler söyledim. Bunları savunuyorum demiyorum. Ama ben şunu söylüyorum. Ben cümlelerimin izlediğimde de söyledikten sonra da yanlış olduğunun farkına vardım. Zaten hatta bana geldi dedi ki o gün Beyza ben seninle kavga etmek istemiyorum. Evet. Lütfen benimle tartışma. Ben seninle tartışmaya devam ettim mi o gün ya da seni kıracak ya da senin üstüne geldim. Bu sonra yanlış olduktan sonra hiçbir zaman karşı karşıya gelmediniz. Devam edebilir miyim? Ben zaten cümlelerimin doğru olduğunu savunmuyorum. Benim kızdığım, sinirlendiğim yer şurada. Ben bu cümleleri senin arkandan söylemedim. Ben seni direkt yüzüne söyledim ve benim cümlelerimi anlamadan da işte sen modernsin, şusun, busun demek ki bir kısmını anlamışsın ki böyle bir yorumda bulunabilmişsin. Gizem peki bir şey diyeceğim. Mesela bölümleri izlemişsin ya geçmişe dönük. Ben tek başıma konuşmamışımdır. Bunları da görmüşsündür. Hesabını sordun mu? Mesela Aynur da ilk geldiğinden beri senin arkandan konuşuyor. Sinsiyim. Evet, aynı senin yaptığın gibi. Sinsi. Doldurmuşsun göndermişsin kızı buraya. Çok yani belli. Kimi sinsi görüyorum. Onun da yüzüne soracağım. Arkadaşlar çok da bu yüzlerimizi oynamayacaksınız yani. Gizem seni biri doldurdu mu? Hayır. Kimse kimseye doldurdu. Sen çok iftira. Yani ben sana mı söyledim? Üzerine alınıyorsun ki hayatım. Üzerime alınmıyorum. Ama genel konuşuyorsun. Yine bakışa kendine. Ben sana genel bir cümle kullanıyorum. Diyorsun ki arkada dolduruyorsun. Dolduruyor ya. Ben yapmadım. Yok sadece. Yeliz'de var, Dilar'da var, Hasret'te var. Ama kız diyor ki bölümün ilk geldi. Ben çok kötü şeyleri söyleyen ben diyorum ki izlediysen hesap sorması gereken bir tek ben miyim? Sen doğru karar veriyorsun. Biz doğru benim kimseyi doldurmama gerek yok. Sen zaten ne söylediğini biliyorsun. Asla muhatap olmuyorum. Sana onu vermeyeceğim. Asla vermeyeceğim sana istediğini. Aynen, laf atıp asla vermeyeceğim be amca. Laf atmıyorum hayatım, sinsi gibi kenara çekilmekle olmuyor. Gel sen de hesaplaş o zaman. Sinsi. Kime sinsi diyor ya? Rümeysa orada toplu konuşurken gerçekten sen de varsın, ben de varım. Evet, ben de varım. Ben kabul ediyorum. Evet. Ben suçumuzu kabul ediyorum. Ben kabul ediyorum. Şöyle bir şey de yaptı. Ama ben de öyle bir cümle. Bak kadınlığın alamadığı. Bak kız orada elime Buse doğru söylüyor. Bak ben de izlemedim. Burada kusura bakmasın. İzledim. Bana oynanamaz yani sadece. Gizem bir gelir misin? Buse'nin tek başına üzerine gidilmesi çok yanlış burada arkadaşlar. Hepimiz varız orada. Milla hariç. Sen yoksun. O da diyor ki ben diyor bu kadar destekledim diyor Buse'yi. Buse'ye demek en çok alınmış. Bir de kimi söyledi? Bir de Beyza'da yakınım diye. Anladın mı? Kim beni ben de orada. Hayatım onu söyle. Tamam, beni de kimse desteklemedi. Bak, ben, o bura böyle bir yer. O yeni geldi ve şey bunu bilmedi. Ben sana bir şey dedim mi? Konuştum mu? Konuştum mu? Görebilir misin? Evet, asla. Ben sana, de aynı şekilde. Kimsenin aklında. Ben kötü günümde kimin yanımda olduğunu asla unutmam. Kimin olmadığını da unutmam. Nasıl ki bir şeyler arada düzeltildiyse bana bu durumdan dolayı alınan gardı kabul etmiyorum. Kim nasıl dostluk kurdu, kim nasıl dostluklarını bozduysa biz de insanız ya. Hani biz de bir şeyleri düzeltebiliyoruz, düzeltebiliriz. Gelip iki özürle düzelmedi bizim bağımızda. Ben o olayların nasıl geliştiğini, asıl yılan başının kimin olduğunu, bunların hepsini bildiğim için ben de bir şeyleri tolere ediyorum. Ben burada söylüyorum arkadaşlar, kimse benim en yakınım olamaz. Evet, okay. Açık açık kimse benim dostum olamaz. Kimseyi düşmanım olarak göreceğim bir kimse benim o gözümde öyle bir vasıfta insan yok burada. Tamam, düşmanı bak böyle bakış olabilir. Benim de sorun ne biliyor musun? Okay. Güzel burada kart yani, almıyor zaten. Böyle hesap, şey yok. Ama hesap sorma hakkı var. Yanlış şey var. Senin kullandığın bir şey yanlış. Diyeceğim. Ben şu an Gizem'e, Gizem arkasındayım söylediğimin. İyi ki de söylemişim gibi bir şey söyledim. Kızım, bilmiyorum. Tamam. Hayır. Hatasını kabul ediyorlar. Hayır. 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 Sadece bir saatimiz biliyorlar yaptık. Bir açıklayayım hayatım. Sonra seni senin deneyeceğim. Senin söylediğin söz. Ağır gelmiş. Ben diyorum ki tamam da. Varoş diyorsun ya, ben de dedim mesela. Ben de dedim ki yaptım doğru değil. Varoş'u bir tek ben kullanmadım.